Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, kurumumuzun değerli çalışanları, misafirlerimiz, basınımızın emekçileri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 2021 yılını acısıyla, tatlısıyla geride bıraktık. 2022 yılının başta şehrimiz olmak üzere ülkemize ve dünyaya sağlık, huzur, mutluluk ve barış dolu güzel günler getirmesini temenni ediyorum. 2022 yılında birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, umutlarımızın gerçekleştiği bir yıl olmasını diliyorum. Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyeleri, 2022 yılına başlarken başta şehrimiz ve yaşadığımız kentimiz ile ilgili önemli gördüğüm bazı sorunları sizlerle paylaşmak istiyorum. 1. Öncelikle deprem gerçeğini unutmamalıyız. 2. Kentsel dönüşümlerle ilgili çalışmaların hızlandırılması. 3. Ulaşım sorunlarına modern ve gerçekçi çözümler üretilmesi. 4. Sosyal, kültürel hayatın çeşitlendirilmeli ve geliştirilmesi. 5. Mültecilerin sayısı her geçen gün artmaktadır. Bunlarla gelen sorunları çözmeye çalışmalıyız. 6. Kent kimliğinin olmaması. 7. Ticari, sanayi, hayatı geliştirecek projeler üretmemiz gerekiyor. 8. Verimli topraklarımızı korumalıyız. Turizm potansiyelimizden yeterince faydalanması için projeler uygulamalıyız. 9. Bisiklet şehri ünvanı olan şehrimizde bisikletin spor amaçlı yanında ulaşım amacı içinde gerekli düzenlemeleri yapmalıyız. 10. Belediye gelirlerinin arttırıcı çalışmalar yapılmasına gayret sarf etmeliyiz. Bu konuda kafa yormamız gerektiğine inanıyorum. Mutlaka herkesin daha farklı gördüğü sorunlar da vardır. Amacım kamu yönetimi olarak halkın yaşamını ve ekonomisini düzeltecek katkılarda bulunmak 2022 yılından öncelikle amaçlarımız olmalıdır. Bu önerileri katılımcı bir anlayış ile meclis üyesi olarak düşüncemi sizlerle paylaştım. Sizlerle bir sayın başkandan ve meclis huzurunda talebim olacak. 2 bir soru önergesi olacak. 3 de gündeme girmesini istediğim bir konu maddesi olacak. Öncelikle Adapazarı Belediye Başkanlığı'na konu plan ve bütçe komisyonuna dinleyici meclis üyesi olarak katılmak istiyorum. 27 Mayıs 2016 tarih 29.724 mükerrer sayıda ki resmi gazetede yayınlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmenliği gereği plan ve bütçe komisyonu oluşturulması ve çalışma usulüyle ilgili madde 28'in 10 ve 13. bendi gereğince belirtilen usuller çerçevesinde komisyon çalışmalarına diğer meclis üyeleri de katılabilir, söz alıp konuşabilir ancak oylamaya katılamazlar. Adapazarı Belediyesi'nin şeffaf, hesap verebilir katılımcı başkanlık anlayışı içinde bu hakkımı kullanmak istiyorum. Bu konunun tarafıma yazı ile süresi içinde cevaplamanızı meclis üyesi olarak arz ve talep ederim. İkincisi, Adapazarı Belediye Meclis Başkanlığı'na. Konu 2021 yılı içinde meclisten aldığınız 25 milyon borçlanma yetkisinin kullandınız mı? Ne kadar kullandınız? Faizi yüzde kaç ve ne kadardır? Adapazarı Belediyesi'nin 2021 yılı bütçesi 222 milyon gider, 184 milyon 500 bin gelir ve 37 milyon 500 bin finansman bütçesiyle beraber kabul edilmiştir. 5 Nisan 2021 meclis kararı ile 3 milyon damperli araç almak, 10 milyon güneşler pazar yeri ve düğün salonu inşaatı, 12 milyon da 2021 yılı muhtelif sokak ve caddelerin güzelleştirilmesi için İller Bankası'ndan kredi almak, her türlü işlemleri yapmak için meclisimiz toplam 25 milyon liralık yetkilendirmiştir. 2021 yılı içinde bu yetkinin ne kadar kısmını kullanılarak yüzde kaçtan belediyemize ne kadar borçlanmış ve faizi ne kadardır? Bu konunun tarafıma yazı ile süresi içinde cevaplanmasını meclis üyesi olarak arz ve talep ederim. Önerge, gündeme girmesini istediğim önerge, Adapazarı Belediye Meclis Başkanlığı'na. Konu
Adapazarı Belediyesi'nde çalışan asgari ücretli emekçilere 2022 yılı için ücretlerinde asgari ücretin net 4500 lira olarak uygulanmasının gündem maddesi olarak meclise sunulması. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimat ve önerisiyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği belediyelerde belediye çalışanlarına 2022 asgari ücret olarak açıklanan 4253 TL'nin 4500 olarak uygulanmasına başlanacaktır. Türk İş Aralık 2021 yılı 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yaptığı çalışmada açlık sınırını 4013 lira olarak belirlemiştir. Bizim de Adapazarı belediye emekçilerimize de aynı şekilde eşitlik ilkesi doğrultusunda bütçelere de küçük de olsa bir katkı vereceği düşüncesiyle belediye emekçilerimizin adına meclis üyesi olarak 4500 lira uygulanmasını önerir, meclis gündemine alınmasını arz ve talep ederim saygılarımla. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sevgi ve saygılarımla. Evet, Necdet Bey. Başkanım, çok değerli meclis üyeleri. Evet, teşekkür ediyorum. Şimdi de ben gündem dışı Sayın şöyle başkanım, 2021 yılı nasıl? Bir şey beni itham etti. Ben verdiğim önergeyle ilgili açıklama yapmak zorundayım. Tamam, ben bir sorayım. Ondan sonra yaparsın açıklama. Söz verdiğim zaman. Ama sıcak şey, o sordu dedi. Ben biliyor muyum 25 milyon lira? Çok ısrar ediyorsan sözü verdi. Buyur Haluk Bey. 25 milyon yetki verdi. Ben bunun ne kadarını kullandınız, ne kadarını kullanmadınız? Tamam, ben cevap vereyim. Ben faaliyet raporu eli kulağında geliyor, hepsini göreceksin. Tamam, bu soru zamansız bir soru, gereksiz bir soru. Faaliyet raporu, kaç hepsini göreceksin. Teşekkür ederim. Hepsini göreceksin. Gizli saklı bir şey yok, her şey şeffaf, her şey aleni. Yaptığımız işte, ihalelerimizde, faaliyetlerimizde, hatta size tavsiyem şudur. Tüm arkadaşlarım için söylüyorum.